Şimdi yeşillik alacağız. Göbek alayım dedim. Göbeklerimizi eritmek için. Lütfen beni zorlama. Daha fazlası olmaz. Gidiyoruz kasaya. Ya çocuğunda çok sinirlisin. İnanılmaz. Dış sesim de var. Yanlışımı düzeltiyorum arkadaş. Bakayım Joste'ye ses çıkacak mı? Neyim ben? Nusret mi? Kapatıyorum hesabı. Tamam, ne kadar? 98 lira 68 kuruş. Oldu, tamam, süper. Evet, akşama misafirlerim var. Hemen yemek yapmam lazım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tamı tamına 100 TL'ye, yani umarım 100 TL'yi aşmadan 7 günlük 3 öğün olacak şekilde tamı tamına 21 öğün hazırlayacağız. Neden mi? İşe giderken, okulda, evde neler yemeniz gerektiğini düşünmenizi istemedim. Sağlıklı, çok güzel yemekler hazırlayacağız. Hazırsanız hemen alışverişe başlayalım. Evet, öncelikle bir sepetimizi alalım. Bu kadar eşyayı elinde taşımayacağım tabii ki. Hemen alışverişe başlayalım. Evet, şimdi menümüzü çıkarıyorum. Neler almam gerektiğine bakacağım. Dediğim gibi 100 TL harcamam lazım maksimum. O yüzden önce bir Migros'un uygulamasına gireceğim. Belki kampanyalar vardır benim işime yarayacak. Hep beraber bakabiliriz şimdi. Meyve sebzede %25 indirim var. Süt ürünlerinde de var. Okey, güzel. Mani kampanyaları da var. Aa, yumurtada da var. Güzel. Evet, önce listede bana en yakın olan şey elmaydı. Kırmızı elmamızı alalım. Çünkü bu menüde tatlılarımız olmayacak. En sağlıklı opsiyonları tercih etmeye çalıştım. O yüzden birkaç tane kırmızı elma alacağız. Ve kaç kilo almam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden azalacağım ki sonradan çok azaltmak gereği duymayalım. Ne güzel elma seçerim ben de var ya. Şimdi elmalarımızı tartma vakti. Biraz gerçeklerle yüzleşelim. 6 lira. Kaldı geriye 94 lira. Sırada hıyar var arkadaşlar. Büyük zaten. 21 gün yeter mi? Allah kerim artık. Büyüğünden alayım. Oh, 2.52. 2.52. Evet, şimdi domates, biber, patlıcan. 3.33. 333. Çok iyi. Yani kırmızı domates alalım. Kendimi yemekteyiz programında hissediyorum, normal mi? İki tane daha alalım. 3.76'ya domateslerimizi aldık. Şimdi bu arada burada fiyatlar %25 indirimli. Daha demin tarttığım fiyattan değil, daha ucuz oluyormuş kasada. İndirim düşecekmiş. O yüzden bir anda korktum. Sakinim şu an. Devam edebiliriz. Şimdi havucumuzu alalım. Böyle kıtır kıtır havuçlarımızı da aldım. Hemen silelim. Şimdi ne alıyoruz? Maydanoz. Yeşillik yeri gördüm. Arkamda poşet var, çok dikkat edersen. Evet. Maydanozumuzu da aldık. Şimdi yeşillik alacağız. Göbek alayım dedim. Göbeklerimizi eritmek için. Şimdi ne alıyoruz? Avokadomuz var. Avokado. Orada üzümlerimiz de var. Üzüm de alacağız. Of of of. Avokadoların güzelliği. Avokadomuzu seçiyoruz. Ama nasıl seçiyoruz? Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Bunun arasında bir tane bulmamız gerekiyor. Alttakilere bakıyoruz. Şimdi sırada üzüm. Hangisi daha ucuz üzümler, hemen bakıyorum. Üzüm çekirdeksiz bu oluyor anladığım kadarıyla. Şunu şöyle alıyorum arkadaşlar. Bir saniye, poşetimizi de alalım şuradan. Sırada ne var, hemen bakalım. Sanırım böyle sebze meyveleri bitirdik. Havuç aldım, avokado aldım, üzüm aldım. Patates. Kaç tane alsam? Evet, şimdi bu sebze meyve alışverişimiz bitti. Şimdi diğer şeylere geçiyoruz. Evet, şimdi dolaba gidebiliriz. Aa, altın başak da alacağız. Önce şunları alayım. 230 gram. Böyle beşli aldım. 5.95. Çünkü bunlar çok güzel gidiyor yemekte yani. Şimdi yumurta alacağım. Altılı ileride. Evet, şimdi yumurta almaya gidiyoruz. Yumurtalarımızı da aldık. Evet. Hindi fümemizi bulduk. Alıyorum. Labne peynir. Bu tarafta. Hemen gidiyorum oralara. Biraz daha ileride. Buldum. Bunu cheesecake'lerde de kullanabilir misiniz? Hemen mesajı iletiyorum size. Labnemizi aldık. Şimdi de sırada
Hindi göğüs bütün fileto var. Şimdi hindimizi almaya gidiyoruz. Hindi değil mi? Evet, hindi göğüs. Kasaba doğru ilerliyorum. Evet, şimdi bir tane hindi göğüs bütün fileto aldık. Daha sonra bir de piliç bonfilemiz var. Banvit'in piliç bonfilesi hangisi? Size sağlıklı etler alıyorum. Şimdi geriye çavdar ekmeği ve tam yağlı yoğurt kaldı. Geri gidiyorum çünkü o taraf daha yakın. Allah, trafik kazası. Merhaba, biz bir tane çavdar ekmeği alacağız. Dilimlensin. Biraz işimi azaltıyorum. Ekmeğimizi de aldık. Son olarak yoğurt alıyoruz ve alışverişimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi yoğurt alıyorum. Yine en uygun Migros'un ki o yüzden ondan alacağız. Biz de bunu kullanıyoruz. Çok güzel, lezzetli. Evet. Diğerleri daha pahalı. Bu 6.90. Bakalım başka bir şey kalmış mı? Bitti. Hadi kasaya gidelim. Lütfen beni zorlama. Daha fazlası olmaz. Gidiyoruz kasaya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Manikür kart var mı? Var, numara söyleyeyim. Tamam. Lütfen 100 TL'ye geçti yani bana söylerseniz bazı şeylere hazırlıklı olmam lazım. Tamam. Poşet vereyim mi? Olur. Tamam. Kol çalıştırıyorum şu anda. Hangi ürün patlattı bizi? Bence patatesi çok aldık. Patates ne kadar çıktı? Patates 3.20'den 80 kuruş düşmüş. İyi yani ama onu da daha ne yapayım? Devam edelim, sonucu görelim. Ben 130 diyorum. Başka bir siteniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Kapatıyorum hesabı. Tamam, ne kadar? 98 lira 68 kuruş. Oldu, tamam, süper. Buyurun. Para üstümü de isteyeceğim tabii ki. Başka bir siteniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Önerisel ister misiniz? Yok, sağ olun. Teşekkürler. Evet, alışverişimiz bitti. İstediğimiz fiyatlarla sonlandırdık alışverişi. Şimdi gidip hemen yemekleri yapmaya başlıyoruz. O zaman gidelim. Evet, şimdi alışverişten döndük ve mutfağa hemen yayıldım. Bütün ürünleri gördüğünüz gibi serdim. Bugün mutfakta çok kötü şeyler yaşanacak bence çünkü kendime yemek konusunda pek güvenmiyorum. Ama her şey sizler için, bütün marifetlerimi bugün sergileyeceğim. Buradan menülerimiz hazır. Öncelikle pişirerek başlayacağım her şeyi. Daha sonra her şeyi kaplara paylaştıracağım. Neyi nasıl koyduğumu hep beraber göreceğiz. Öncelikle şöyle bir size gün içinde yapacağım menüyü hemen okuyayım. Birinci gün kahvaltımız haşlanmış yumurta, hindi füme, peynir, ekmek, yeşillik. Sonra öğlene geçiyoruz. Izgara hindi, ızgara patates, salata. Akşam da ızgara tavuk, elma, böyle işte krakerler falan filan ve salata. Bu böyle bir hafta boyunca bu şekilde gidiyor ama ben bazı şeyleri değiştireceğim ve mixleyeceğim, bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz ve afiyetle yersiniz. Minimum ürünle neler yapabileceğiz göreceğiz. Sağlıklı tutmaya çalıştım her şeyi. Herkesin ağız tadına layık olmasını deneyeceğim. O zaman hazırsak hemen başlayalım. Öncelikle zor olanlarla başlayacağım. Bu pilici ve hindi filetoyu keseceğim. Allah bilir nasıl keseceğim. Izgaramız var, tenceremiz var, bütün ekipmanlarımız hazır. Öncelikle şunu, bu arada ellerimi yıkadım, merak etmeyin. Programlarda böyle açıklamalar yapıyorlar. Tamam, güzel gidiyoruz. Ya inanılmaz, şu an bunu yapacağımı hiç düşünmezdim. İğrenmemem lazım. Evet, akşama misafirlerim var. Hemen yapmam lazım. Şimdi bunu nasıl kesiyorum biliyor musunuz? Şöyle bir dikey keselim. Bu videodan sonra kanalımda sadece yemek tarifi videoları izleyebilirsiniz. Gaza gelebilirim her an. Izgaralık bence bu. Öyle tahmin ediyorum. Evet, bunları kestik, tamamlandı. Şimdi ızgaraya doğru gideceğim. Pişireceğiz. Gidelim bakalım. Yanlışımı düzeltiyorum arkadaş. Bakayım, Jost diye ses çıkacak mı? Yes, 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 yes. Neyim ben, Nusret mi? Şimdi çevirme vakti çünkü hemen böyle rengi değişti. Biraz daha kararmasını bekleyeceğim tabii ki. Bu biraz daha kalsın. Nar gibi kızarmasını bekleyeceğim. Şunun iyiliğine bakar mısınız? İnanılmaz bir şef oldum ben. Şimdi diğerlerini de keseceğim ama bunun biraz derecesini düşüreyim diyorum. Çünkü bir yanda hemen hepsi pişip yanmasın. Böyle şeyler hiç gerek yok. Şimdi kesmeye devam edebiliriz. Ya, çok sinirlisin. İnanılmaz. Dış sesim de var.
bunları birkaç dakika sonra alacağım. Diğerleri pişmeye devam edecek. Şimdi piliçlerin yarısını ızgara yapacağım. Diğer yarısını da haşlayacağım. O yüzden şimdi kettle'ımıza su koyuyorum. Suyu kaynatmadan direkt tencereye koyuyorum. Burada kendisi ısınır, kaynar ne olursa. Mesela suyun ölçüsünü bilmiyorum şu an ne yapmam gerektiğini. Bence bunda haşlanır ya. Bir dakika, benim şeylerim şu an yanıyor olabilir. Hemen kurtarıp geliyorum. Ya easy ya. Of, bu ne? Köri soslu tavuk mu yoksa? Şunları da çeviriyorum. Pişsin. Şimdi piliçlere geçtik. Önce suya atacaklarımızı ben halledeyim. Benim bu pratiklik ne? Çok iyiyim. Oh be, çok kolay kesiliyormuş. Şimdi pilicimizi kesiyoruz. Bunun iki tanesini suda haşlayacağız. Çünkü suda haşlayınca hem daha yağsız olacak sizin sağlığınız için ve kilo almamamız için. Yani sadece protein alacağız bu piliçten. O yüzden önce suda haşlayacağım. Daha sonra ızgarada haşlayacağım. Izgarada pişireceğim, pardon. Her şeyi haşlıyorum ben sabahtan beri kendi kafamda. Ben bunları böyle atıyorum. Kim nasıl yiyorsa yesin. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Bu arada evet, vejeteryanım. Pardon, pasketeryanım. Sadece balık eti yiyorum. Bunları sizin için yapıyorum. Çünkü ton balığı pahalı. 100 TL'nin içine sığmıyor. Biliyoruz biz de bir şeyler. Annemizden öğrendik. Şimdi bunu bakalım. İnanamıyorum şu an. Böyle tuz falan atmam gerekiyor mu acaba? Onu bilmiyorum. Ama bence tuz tüketmeyelim. En iyisi bu. Hiç gerek yok atraksiyonlara. Tuz yerken istiyorsanız kendiniz ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi bu videonun ana fikrinden ve öneminden bahsetmek istiyorum. Bu video konu başlığı meal prep olarak geçiyor. Yediğiniz şeyin ne olduğunu, kontrollü yemek, porsiyon kontrolü ve yemek yapmaya üşenmemeniz önemli ki sürekli de metabolizmanız çalışsın, öğün atlamayın. Bunlar için yapılan bir uygulama. Bir de özellikle spor yapıyorsanız daha kontrol ve proteini böyle şeyler yapmak güzel oluyor. Hem de kaplara koyuyorsunuz, size kolaylık sağlıyor bir hafta boyunca. Yapabilirsiniz. Tabii siz bütçenizi 200'e 300'e çıkarırsanız daha güzel krallar gibi yersiniz ki 100 TL'ye rağmen çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi piliç haşlanma için olanları kestim. Bunlar da ızgara için. Bunları daha geniş geniş keseceğim. Tabii bıçağım beni yarı yolda bırakmazsa ve tırnaklarımı kesmezse. Ama güzel oluyor yani, hayal ettiğimden daha iyi sonuçlar çıkıyor şu an. Ve ızgarayı hemen kontrol edip geliyorum ben. Altını kıstım hemen yanmasın diye. Bunları da kestikten sonra çıkartabileceğiz. Bu proteinleri özenle seçtim çünkü hepsi çok yağsız, minimum yağ ve tüketmeniz ve pişirmeniz daha kolay olacak. Sizi yormayacak. Balık falan filan çok yorabilirdi. Belki de yormazdı, bilmiyorum, hiç pişirmedim. Ama eviniz çok kokabilirdi. Evet, kesinlikle bu yüzden bunu tercih ettik. Balıkların fiyatlarını biliyorsunuz malum. O yüzden bunlar daha pratik ve uygun fiyatlı oldu. Mesela ben karbonhidrat çok eklemedim. Çünkü çok tüketmiyorum. Ama siz mesela salata yerine bunun yanına pilav koyabilirsiniz. Bulgur pilavı, kinoa falan da koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim bütçemiz kısıtlı olduğu için onları tercih etmedim. Ekmek ve böyle krakerlerle daha karnımızı doyuracağız. Ki zaten protein sizi direkt doyuracak. Proteini az tutarsanız öğününüzde hiçbir zaman doyduğunuzu hissetmezsiniz ve kendinize de fark edebilirsiniz. Sürekli atıştırıyorsanız bunun sebebi budur. Yani öğünlerinizde yüklü protein yemeniz gerekiyor. Ama tabii spor yapmıyorsanız da abartmayın. Veya kilonuzla orantılı almanızı tercih edin bence. Evet, bunlar da tamam. Şimdi gidip ızgaramızdaki hindileri alıp piliçleri koyabiliriz. Şimdi piliçlerimizi koyuyoruz. Bakalım bunların pişme süresi bunlar kadar hızlı mı? Şimdi altını açıyorum biraz. Pişmeye başlasın. Hindilerimiz burada kalıyor. Evet, şimdi piliçlerimiz ve hindilerimiz pişti. Ben de hemen salataya geçiyorum. Yeşilliklerimizi doğrayacağız. Daha sonra neler yapacağımızı beraber göreceğiz. Çok güzel salata yaparım. Önce şu şekilde keselim. Burada yemek yapmayı bilenler olduğu için ben biraz utanıyorum yaptığım şeylerden açıkçası. Bu kaplara sığdırmamız gerektiği için çok da büyük büyük kesmeyeyim. Biraz küçülteyim. Bu arada her öğününüzde yeşillik yemenizi öneriyorum. Diğer yediğiniz besinlerle aldığınız vitaminlerin hepsini dengeleyecek. Yağını, proteinini, karbonhidratını. O yüzden yeşillik sürekli yanınızda olsun bir yediğiniz şeyin yanında.
Malzemeden kısmıyoruz. 100 liranın hepsini teker teker yiyeceğiz. Evet, şimdi göbeğimizi kestik. Salatalıkları kesmeye başlayacağım. Evet, şimdi salatalıklarımızı doğruyoruz. Bunu bıçakla yapmıyorum çünkü o kadar profesyonel değilim. Salatalıklarımızın yarısı kahvaltı için, yarısı da salatamız için olacak. O yüzden bilginiz olsun yani. Biraz şöyle destek alacağım arkadaşlar, üzgünüm. Daha fazla dayanamayacağım. Ben bıçakla mı kestim? Bu nasıl bir alet ya? Salatalığı biraz kopardım, neyse şuna devam. Ben kabukla yiyorum her şeyi ama şu an sizi iğrendirmemek için her şeyi soyacağım. Havucu da ben kabukla yiyorum maalesef. Kabukları da faydalı yani. İyice yıkadıktan sonra hiçbir sorun teşkil etmiyor benim için. Şöyle hafif kaldı, onun da artık yapacak bir şey yok. Evet, şimdi salatalıklarımızı kestik, soyduk. Kesmedik pardon. Ama hepsini kesmek istemiyorsanız, böyle kabukları arada kalıyor ya, onlardan yapabilirsiniz ama ben o kadar profesyonel değilim. Şimdi maydanozlarımızı doğrayacağım. Bunun hepsine ihtiyacım olmayacaktı ve şu an bu hatayı yaptım, artık çok geç. Ben maydanoz çok severim. Dereotu olsun, maydanoz olsun, yemeklerde tat veren bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Ve maydanoz biliyorsunuz ki ödem attırıyor. Çok güzel koktu var ya. Of. Şimdi sıra domatesde. Hem salatalarımızda hem de sabah kahvaltılarımızda kullanacağız. Evet, bu kadar. Domatesi soymuyorum. Ve domatesi tuzlamayın. Büzüşür, bir şey olur, porsur. Yani tam yiyeceğiniz an koyun. Şimdi bu salata için olsun, böyle küp küp. Üf, çok sulu böyle ya. Bu videodan sonra bakın, size yemin ediyorum, annem evdeki yemekleri bana yaptırmazsa, benim adım da İrem değil yani. Bu artık annemin şeyiydi. Demek ki yapabiliyorsun videosu. Biraz daha doğrayayım salatamız için. Evet, salata için bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Eğer sonradan ihtiyacımız olsa ben hemen halledeceğim şipşak. Bu salata için olsun. Şimdi kahvaltılık için olan domateslerimizi kesiyorum. Domatesin de %90'ı falan su arkadaşlar, bilginiz olsun, bunu tüketebilirsiniz, iyi gelir. Bu da ödem attırır. Neyim ben, diyetisyen mi? Evet, şimdi patateslerimizi soyuyoruz, haşlayacağız. Haşlaması zor olduğu için hemen bunları aradan çıkarayım dedim. Salatamız neredeyse bitti, sadece karıştıracağım yani. Ondan sonra avokadomuz var. Ondan sonra artık yerleştirmeye başlayacağız çünkü etlerimiz de pişti. İşim bayağı azaldı. Mutluyum. Şimdi patateslerimizi soydum. Tek başıma ben soydum. Bunları kesip haşlayacağız. Alanım gittikçe daralmaya başladı ve ben stres oluyorum, lütfen. Gerçekten yemekteyiz de ben başvurmam lazım. Patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Umarım küpe benzer. Suyumuz kaynıyor mu? Evet. Çok iyi sistem. Şimdi lütfen kendinizi tanıtır mısınız hanımefendi, kanalıma? Aysun. Aysun abla bugün bana havuç kesmeyi öğretiyor çünkü kendimi çok yoruyorum ve göz göre göre yorumamı istemedi. Biraz bıçağın kesmemesinden kaynaklanıyor da. Bunu keserken bunu böyle ortadan böyle yap. Tamam. Bunu da bu tarafında böyle yap. Tamam. Böyle böyle uzatabilirsin yani bir şeydir. Tamam. Hem kolun ağrımamış olur. Hem de tamam. Evet. Şey yok değil mi? O teknoloji yok bizde. Ellerimizle havucu kesiyoruz. Çabuk öğrenirim demiş miydim? Havucu böyle ortadan ortadan her kısmını kesiyoruz. Tabii size rende varsa daha güzel şeyler yapabilirsiniz. O kadar alakasız ki 10 saniye önce gösterilenler. Evet, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Havuçlarımız da hazır. Bir koşu gidip hemen eşyalarımı alıyorum. Hızımı alamadım. Şimdi avokadoyu kesiyorum. Son artık kesme işlemim. Aa, elma var ya. Of ya. Neyse, isyan etmiyorum. Avokadoyu böyle ortadan kestik. Çevirdik. Şöyle içini keseceğim. Çok da yumuşak değil. Bu beni çok zorlayacak ve elimi keseceğim 10 saniye sonra. Bu ne? Burada bir oluşum var arkadaşlar. Şu an burada bir şey yaşanıyor. Bunları totalde 4 güne ayıracağım. Evet, avokadonun kabuğunun çekirdeğini çıkarttım. Şimdi kaşık yardımıyla şöyle çıkaracağım. Tabii daha yumuşak olsaydı çok güzel olacaktı. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimizi kestik, doğradık, soyduk, biçtim yani. Artık öğünlerimizi kaplara koymaya hazırız. Siz de hazırsanız hemen artık kaplamaya geçebiliriz. Son olarak yumurtaları koydum, haşlanıyor. Ben onları kaplamaya başlarken onlar da orada pişecek. Patateslerim de artık haşlandı, bitti. Kapatıyorum hemen hatta altını. Evet, bu kadar.
Evet, şimdi sizlere örnek göstermek için öğlen yemeğini önceden hazırladık şimdi burada. Gördüğünüz gibi ilk menümüz salata, yoğurt, birkaç tane daha böyle havuç, domates attım. Haşlanmış patates ve hindi fileto. Ha, bu kelimeyi hep unutuyorum. Bu öğlen yemeğimiz olacak. Şimdi hep beraber ekipçe 7 tane bundan hazırlayacağız. Daha sonra akşam ve sabah yemeğimizi de göstereceğim. Hemen devam edelim. Evet, şimdi sırada akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğine tatlı olarak elma koydum. Yoğurt koydum, bu normal tatlı değil. Yemek olarak da böyle altın başan krakerlerinden aldım. Çok doyurucu oluyor, hem de karbonhidratı çok fazla değil. Onun yanına da patatesli, yine tavuk ve piliçli salata yaptım. Yine domatesimi, maydanozumu ekledim. Bu bizim akşam yemeğimiz. Şimdi bunlardan 7 tane daha yapacağız. Evet, şimdi kahvaltıya geçtik. Kahvaltıda böyle çok güzel bir şey hazırladım size. Ekmek üzerine labne, üzerine hindi füme, üstüne de avokado koydum. Yerim kısıtlı olduğu için bunları bu şekilde yapıp koyacağım. Sizin kabınız daha büyükse yan yana ayırabilirsiniz. Evet, böyle bir sandviçimiz var. Şimdi devam edelim. Evet, burada da haşlanmış yumurtalarımız var. Kayısı kıvamında. Bu tarafı koyuyorum. Şimdi domateslerimizi koyuyorum yumurtamızın yanına. Daha sonra salatalık. Ellerim gerçekten temiz arkadaşlar. Daha fazla özen gösteremeyeceğim. Evet, buraya domatesimizi ve salatalığımızı koyduk. Ve sabah ben böyle biraz tatlı bir şeyler yemeyi seviyorum. O yüzden yanlarına da elma koyacağım. Yine iki meyve seçeneğimiz var. Meyve olarak bir üzüm, bir de elma koyacağız. İstediğinizi siz de tercih edebilirsiniz. Evet, artık yemeklerimiz hazır. Hepsi kaplara kondu. Sabah, öğlen ve akşam yemeği olarak. Biraz artık delirmek üzereyim, o yüzden yavaşladım. Çok keyifli bir videoydu. Bence hepinizin işine yarayacağı tarifler. Çok bir tarif yapmadım, tamam, kendimi övmek istemiyorum ama güzel güzel öğünler hazırladım. Dediğim gibi okulda, işte, orada, burada, dışarıda yiyebilirsiniz. Spora giderken falan açmışım ben. Bayağı her yerde yenecek şeyler hazırladım. Evet, umarım işinize yarayan bir video olur. Böyle bir video çekmeyi uzun zamandır istiyordum. Sonra da çektim. Eğer benden daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beslenme tarzınızı bana aşağı yazarsanız ben de o şekilde yemekler üretebilirim diye düşünüyorum. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Yapabilirseniz 21 tane sizden güzel yorum bekliyorum arkadaşlar. Çünkü 21 tane yemek hazırladım yani. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Ve yanda bulunan zil işaretine de basarsanız yeni çıkan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarımı da hala takip etmiyorsanız aşağıda kutucuklardan bulabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.